Arkadaşlar merhabalar. 2021 tayfa için rehberlik yapacağım. Yani rehberlik derken bu hafta neler yapacaksınız, hangi konuya çalışacaksınız onlardan bahsedeceğim. Yalnız bu kimler içindi? 2021 tayfa, 29 Temmuz'da programa başlayan öğrenciler içinde arkadaşlar. Kaçıncı haftadayız? 17. haftadayız ama hem 17'yi hem de 18'i ikisini aynı anda vereceğim. Sebebini şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, Bayağı bir yere geldik arkadaşlar ciddi anlamda geometrinin çoğu kısmını bitirdik ee, şu an geometri çalışmalarınızın meyvesini büyük ihtimalle alıyorsunuz ve büyük ihtimalle sizler şu an 7 net 8 net zaten görüyorsunuz ya en kötü ihtimalle 6 net görüyorsunuz niye üçgenleri iyi bir şekilde biliyorsunuz ve bundan sonraki konuların da üçgenlerden yapılabileceğinin farkına vardınız. Ha denemelerde falan hani geçen seneden hatırlıyorsanız e, çemberlerle ilgili okulda görmediğiniz ama uzaktan eğitimde anlatıldı. Çemberlerle ilgili soruları belki yapamıyorsunuzdur ama geçen seneden hatırlıyorsanız büyük ihtimalle yapıyorsunuzdur. Bir de katı cisimleri de yapamıyorsunuzdur arkadaşlar. E da kalsın bir iki soru kalsın ama diğer bütün soruları yapıp büyük ihtimalle 8 net cepte gibi düşünüyorum arkadaşlar ve büyük ihtimal zaten öyle oluyordur. Yani şu an beni izleyenlerin yani programa düzgün bir şekilde uyanlardan bahsediyorum ama bakın şu programa uyup da şu ana kadar benim dediklerimi yapan arkadaşlar büyük ihtimalle 8 net yapıyordur ya da 7 net yapıyordur. İsterseniz yorumlarda da yazabilirsiniz. Evet hocam ya da hayır hocam yapamıyorum. Şu kadar nette kaldım. Ama önemli değil. 5 nette de kalsanız hiç önemli değil. Onlar zaten zamanla artacak. Nereden nereye geldik? Belki de hiç geometri yapamazken arkadaşım. Sen şu anda matematikte netini yükselten dersin geometri olduğunu farkına vardın. Zaten matematikte netlerinizin 30 bandının üstünde olması lazım. iyi bir yeri kazanmak istiyorsanız. Ee, bir de sınav zor olursa arkadaşlar 30'un üstünde olması lazım. Geometri geometrisiz de 30'un üstünde yapılamayacağının da farkına vardınız. E, geometri yapınca da netlerinizin nasıl yükseldiğinin farkına vardınız. Şu an iyi yoldasınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Geometri inşallah yine aynı şekilde çalışmalar devam ettikten sonra ve ondan sonra bittikten sonra değişik çalışmalar da yapacağız sizinle. İşte şunu çöz diyeceğiz. Böyle yap diyeceğiz. O şey yaptı diyeceğiz. İşte deneme al deneme çöz diyeceğiz. E, bunları da yaptıktan sonra hiç sıkıntı yaşamayacaksınız zaten. Evet bu hafta neredeyiz? 17. haftadayız. Yani <laughs> Ekim'in e 19'unda mıyız? Evet, 19 Ekim'deyiz arkadaşlar. 19 Ekim ve önümüzdeki hafta size video çekmeyeceğim. 26 Ekimi de söyleyeceğim arkadaşlar bu videoda. Zaten her ikisi de aynı. Ee, bu hafta ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu hafta sizler şunu yapacaksınız. 17. haftadayız. 17. haftada acil zamanı, acil geometri zamanı. Ha hocam ben zaten geçen sene çözdüm ya da farklı bir kitap da çözüyorum da diyebilirsiniz ya da farklı bir kitap çözme zamanı. Ne yapıyorduk? Kısa bir özet geçeyim size. Ee, bizler konu anlatımında ilerlerken iki kitaptan ilerliyorduk. Geometrinin ilacı bir tanesi, orta seviyede bir kitap bir tanesi. Bir de ne yapacaktık? Her bölüm sonunda bölüm bitiminde mesela üçgenlerden sonra yaptık. Şimdi bir de dörtgenlerden sonra yapıyoruz. Bölüm bitiminde de bir genel tekrar için şöyle baştan sonra bir dök, o konuyla ilgili dörtgenler bitti. Dörtgenlerle ilgili kitap çözümü yapacaktık arkadaşlar. İşte o kitabı da biz Acil Geometri olarak seçmiştik. Bu hafta Dörtgenler. Evet. Zaten dörtgenler sizi büyük ihtimalle zorlamayacak arkadaşlar. Ya tamam şey olacak işte bazı zor sorularla falan uğraşacaksınız. Ya yeri gelecek mesela hangi konu? Kare konusunda zorlanabilirsin mesela. Yani tamam herkes zorlanıyor ama. Paraya kenarda zorlanabilirsin. Niye? Her çeşit soruyu biz orada yazmak zorundaydık. O sorular seni geliştirecek. Son çare senin bizim videolara bakmamız bakmanız yani ne yapacaksın sen sorularla cebelleşeceksin uğraşacaksın yapamayacaksın ee, ondan sonra test sonuna bırakacaksın test sonunda da yapamadın atıyorum birkaç test sonra gel sonra yeniden yapabilirsin Daha hala daha bizim yapamadığımız sorular geliyor arkadaşlar bakın biz de soru çözüyoruz ve e, mükemmel bir insan değiliz biz aktarıyoruz işte bazen bizim de gözümüzden kaçıyor günümüzde olmuyoruz falan filan sizin de yapamamanız gayet normal testler kafanızı ağrıtabilir. Evet konu anlatımı dediğim şeylerde aynen yaparsanız arkadaşlar hiç sıkıntı yaşamazsınız. E, atlayın. Video, video izlemek ilk tercihiniz olmasın zaten. Özel soru bankasında arkadaşlar soru bankası çözümlerinde video izlemek ilk tercihiniz olmasın. Uğraştın olmadı. Zaman geçti uğraştın yine olmadı. E, o zaman gel ondan sonra videoyu izle. Aa böyle miymiş deyip ondan sonra zaten hiç unutmazsın. Çözümü de unutmazsın. O konuyu da daha iyi anlamış olursunuz zaten. Tamam mı? Özellik mesela onunla ilgili bir özellik varsa, gerçi özellik üzerinden anlatmadık konuları genelde hep üçgenler üzerinden anlattık ama yani üçgensel bir şey varsa da oradaki üçgen uygulamasını yapmak senin için çok önemli olacaktır ve hiç aklından çıkmayacak bir şey olacaktır arkadaşım. O yüzden mutlaka mutlaka dediklerimizi de yapmaya çalış. Geometri anlamında ya biraz bir şeyler biliyoruz arkadaşlar. Yani en azından öğrencileri yönlendirmesini biliyoruz. Sözlerime de dikkat etmenizi de tavsiye ediyoruz. Evet. Dörtgenleri büyük ihtimalle üçgen yardımıyla çoğu konuyu çok rahat bir şekilde halledeceksiniz arkadaşlar. Yalnız üçgeni sakın ama sakın unutmayın. Soruları çözerken üçgen ya zaten görmediniz mi arkadaşlar anlatırken ne dedik hep? Bak üçgenin şu özelliğinden geliyor bu. Hani özellik versek bile size üçgenden çıktığını gösterdik. Yani sen özellik bilmesen bile soruların %80'ini rahat bir şekilde yapabilirsin. Tamam mı? Uğraş, emek harca 2 hafta boyunca bu geometri kitabını kendine planla. Ya yani Oradaki planlamayı ben yapmadım arkadaşlar. Ben sadece 2 hafta boyunca şey yapmanı istedim. Aç kitabı kaç sayfa ya da konu konuda yapabilirsin. İşte şu gün şu konular, bugün bu konular deyip 14 gün süren var. 14 gün boyunca bu planlamayı yap. 14 gün içinde de bu dörtgenler çok rahat bir şekilde biter zaten. Ya da sayfa sayfada yapabilirsin. Ee, çözümlerine de dediğim gibi şey yapabilirsin arkadaşım. Ee, en son çare olarak batmanı tavsiye ediyorum. Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı? 18. hafta da yine ondan, bu hafta değil ondan sonraki hafta da yine aynı şeyi yapacaksınız. Ee, yani ne yapacaksınız? Yine acil geometri kitabını çözeceksiniz. Ben de bu arada ne yapacağım? Ben de bu arada çemberleri yazacağım. Ee, çemberleri de yazıp Ondan sonra şey yapacağım. Hatta çemberlere de şöyle bir bakalım. Çemberlerde de arkadaşlar çember daha çok uzunluk alan Burada da iki hafta vermişim. Belki bunu bir haftaya çekebilirim. Bakın burada bir hafta çember için çözüm yeterli olacaktır galiba. Burada bir programda bir değişiklik yapabiliriz. Zaten burada ufak bir hata vardı. Bir kayma vardı. O kaymayı da ondan sonra engellemiş oluruz arkadaşlar. Tamam. Evet. <laughs> ben de dediğim gibi çemberlerin konu anlatımını full hazırlamaya çalışacağım. İşte hazırlayamazsam da sadece çemberde açı, çemberde uzunluk daha iyi alan şeklinde olur zaten. Ee, i̇nşallah hepsini birden hazırlarsam hepsini birden indirip ona göre şey yaparsınız arkadaşlar bu iki hafta süre içerisinde ben de bunu bitirmeyi planlıyorum haberiniz olsun. Evet söyleyeceklerim bu kadar Allah güç kuvvet versin yani büyük ihtimalle e, o güç zaten sizde var çalışmaya devam edin. E, dörtgenlerden sonra geometride zirveye geleceksiniz arkadaşlar. Çember konusunu bile hep üçgenlerden, hep üçgenlerden değil de yani üçgene dayalı sorulardan da bahsedeceğiz arkadaşlar orada. Ee, bu şekilde çalışmaya devam. Yani geometriyi hafif alın, ama soruları kitapları çözerken hafif almayın tabii ki. Konu olarak ciddi anlamda e, hafif alınacak derslerden bir tanesi. Mantığını kavradıktan sonra ama mantığını kavradıktan sonra hafif alınacak derslerden bir tanesi. Matematikte netenizi yükseltecek derslerden bir tanesi ve büyük ihtimalle 30'un üstüne de çıkmanızı sağlayacak derslerden bir tanesi. Ee, çok önemli bir ders arkadaşlar. Takipte kalın. Daha doğrusu bu hafta takipte kalmayın. İzlemeyin beni ya. Boş verin. Ne yapın? Sizler şey yapın. Yani biz biliyorsunuz izlenme derdinde değiliz. Sizleri iyi bir şekilde bir şeyler öğretelim de. Ee, bu hafta sadece ve sadece şu kitaba yoğunlaşın. Tamam. Evet iki hafta sonra görüşmek dileğiyle. Anlatacaklarım bu kadar. Hemen kestirip atıyordum. Neredeyse de. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, bir şey olursa yorumlarda yazarsınız. Ee, çok yoğunum okuyamıyorum ama. Okumaya çalışacağım en azından bu rehberlik videolarında okumaya çalışacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ekstra bir durum olursa ha şunu da yazmayı unutmayın. Hocam netim şu kadar oldu şuradan şuraya geldim şeklinde de yazarsanız sevinirim. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü sizlerin geliştiğini görmek beni de yani şu yoğunlukta e, çok mutlu ediyor ve çok pis gaz veriyor zaten. E, sabahlara kadar çalışıyoruz ama sizler sizlerden bu tür mesajlar aldığımız zaman da acayip gaz veriyor. Ben de merak ediyorum açıkçası. Dörtgenlere kadar geldiniz. Dörtgenlerden sonra kaç netiniz oluyor? Neler yapıyorsunuz? Gerçi çok güzel mesajlar aldım bu konuda. İşte ee, işte hocam sayenizde her şeyi yapıyoruz. İşte 8 neti gördük, 9 neti gördük şeklinde şeyler var. Ee, sizlerden de hani hiç yorum yazmayan arkadaşlar da var mesela. Onlardan da şöyle bir güzel bir yorumlar gelse güzel değil. Hocam 4 net değil 3 net değil de olabilir. Artar. Kesinlikle artar arkadaşlar. Çalışmaya devam ettiğiniz zaman artar. Tamam. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.